Git başımdan, git diyorum. Adam gibi defol, hadi. Emine Bolverdi ya da bizim bildiğimiz adıyla Emine Ün. O doğduğunda takvimler 24 Eylül 1977'yi gösteriyordu. İstanbul'da tır şoförü olan İbrahim Bey ve Müzeyyen Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldi. Üç kız kardeşi vardı. Çağla'yla Yeni Bir Gün programında şunları söylemişti ünlü isim. Çocukluğumda anne ve babamın sıkı bir bağlarını görmüyordum aslında. Çünkü babam çok sevgisini gösteren bir adam değildi. Galiba yaşlandıkça sevgisini göstermeye başladı ve hissettirmek istedi galiba. İstanbul Etiler Lisesi'nden mezun olan Güzel Yıldız, liseden sonra eğitimini devam ettirmedi. 1992 senesinde yani 15 yaşındayken Neşe Erberk'in ajansında mankenlik yapmaya başladı. Çok güzel bir genç kızdı. 1994 yılında Hey Girl dergisinin kapak kızı seçildi. 1997 senesine kadar çeşitli dergilerde foto modellik yaptı. Bu arada televizyon reklamlarında da boy gösteren ünlü manken Mehmet Ali Erbil'in Piyangola adlı programında hostes sunucu olarak da görev yaptı. Ama ilk büyük çıkışını Mahsun Kırmızıgül'ün Sevdalıyım adlı klibinde oynayarak yakaladı. Filmcilerin de dikkatini çeken Güzel Yıldız, 1997'de İbrahim Erkal'ın oynadığı Canısı adlı yapımda Mine olarak çıktı karşımıza. Bu yapımda İbrahim Erkal'ın Emine Ün'e rol icabı tokat atarken Emine Ün'ü bayılttığı söyleniyordu. Yönetmenleri Temel Gürsu, gerçekçi olsun, gerçekten vuracak demişti ama aslında bayılmamıştı. Bu olay magazin basınında da çok yer almıştı. Artık tüm Türkiye'nin tanıdığı, sevdiği bir isim haline gelmişti. Bu arada oyunculuk yapıyorsa eğitim alması gerektiğinin de farkındaydı. Akatlar Kültür Merkezi'nde amatör oyunculuk eğitimi aldı. Can Gürzap, Levent Özdilek ve Ayla Algan'dan dersler aldı. Artık önünde kimse duramazdı. 1998'de İbrahim Tatlıses'in Ağlıyorum Kahrım'dan klibinde rol aldı. 2000 yılında yine İbrahim Tatlıses'le İmparator dizisinde oynadı. Aynalı Tahir'de başrol oyuncusu Dalya karakteri olarak karşımızdaydı. Bunlar dışında Sırılsıklam, Fanatik, Kurt Kapanı, Umut Yolcuları, Bıçak Sırtı, Cinlerle Periler, Hırsız, Altın Saçlı Kız, Bayanlar Baylar, Hayal Avcıları, Umutların Ötesinde gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Kariyerinin zirvesindeydi aslında. Çok başarılı işlere imza atabilirdi. Ama o tercihini aşktan yana kullandı. 2004 senesinde meslektaşı oyuncu Emre Kına ile nikah masasına oturdu ve çalışmayı bıraktı. Yaklaşık 5 yıl kadar çalışmadı. Habertürk Cumartesi'ye verdiği röportajda şunları söylemişti Güzel Yıldız. Bıraktım çünkü evliliğin ilk başlarında birimizin fedakarlık yapması gerekiyordu. Evliliğimin oturmasını istiyordum. Bunu yapması gereken de kadındır. Erkek evin reisidir. Bir şekilde çalışacak, evini geçindirecek. İlk başlarda hoşlanıyordum. Farklı ailelerle büyümüş iki farklı insan aynı evde yaşamaya başlıyor. Birbirinin beklentilerini anlamak için mesai harcamaları gerekiyor. Saatlerimiz belirsiz olduğundan Emre eve gelince onu bırakıp işe gitmek istemedim. Birinci senenin sonunda da Duru'ya hamile kaldım. Duru doğunca işi tamamen bıraktım. Bence bir annenin en az 3,5 sene çocuğuyla ilgilenmesi gerek. Vücut yapısı normal doğum için müsait değildi ve bu sebeple sezaryen doğum yaptı. Fakat uyandığında dayanılmaz bir acı çekiyordu. Söylediğine göre ağrı eşiği düşüktü ve operasyon sonrası oluşan sancıları kaldıramamıştı. Hatta anestezi uzman yardımcısının elini ısırmıştı. Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şunları söylemişti ünlü oyuncu. Ağrı eşiğim düşük olduğu için sezaryen sonrasında oluşan ağrıları kaldıramadım. Hatta bu ağrıları çekerken anestezi uzman yardımcısının elini ısırmışım. Farkında bile değilim. Doğumdan sonra elimi ısırdınız Emine Hanım deyince çok güldük. Sancılarımın geçmesi için 2-3 kere ağrı kesici iğne vurdular. Yine bir değişiklik olmayınca epidural yapıldı. Bilseydim doğumun en başında epidural yaptırırdım. Duru'yu ilk olarak hastane odasına çıkınca gördüm. 2,5 kilo doğmuştu. Onu görür görmez ağlamaya başladım. Çünkü gözüme çok küçük gözüktü. Daha kilolu bir bebek bekliyordum. Halbuki her şey çok normaldi.
ve çok sağlıklıydı. Bir anne ile bebeğin kavuşma anı dünyada yaşanılabilecek en büyük duygu bence. Tarifi yok bu duygunun. Onu kucağıma aldığımda sanki bütün hayat durdu. Sadece Duru'yla ben vardım. Gözüm başka kimseyi görmedi. Emre Kınay ve Emine Ün'ün evliliği boşanmayla sonuçlandı. Kızları Duru haftanın bir yarısında annesiyle, diğer yarısında babasıyla kalıyordu. Ancak sonra Duru'nun isteğiyle bir hafta babasında, bir hafta annesinde kalmaya başladı. Ayrı ayrı ama mutlu hayatları vardı. Güzel Yıldız 2011 yılında, yani daha 34 yaşındayken kısmi felç geçirdi. Korkunç bir baş ağrısı ve vücudundaki uyuşma yüzünden hastaneye gitti. Biraz uyusam geçer diye düşünseydi büyük ihtimalle kalıcı hasarlar olabilirdi. Çeşitli sağlık kontrollerinden geçirilen Emine Ün'ün beyin damarının tıkandığı ortaya çıktı. Emine Ün felç kalma riskine karşılık hastaneye yatırıldı. Kan sulandırıcı ilaçlarla durumu kontrol altına alınan Emine Ün bir süre hastanede kaldı. Müge Serçek bir oğluna verdiği röportajda felç geçirdikten kısa bir süre sonra şunları söylemişti. Normal bir baş ağrısı değildi yaşadığım. Öyle anormal ve şiddetli bir ağrıydı ki o ağrı direkt seni doktora götürüyor zaten. Doktora giderken vücudumda çok hızlı bir şekilde uyuşmaya başlamıştı. Hastaneye ulaştığımda felç tamamen vurmuştu zaten. Felç sağ kol ve bacağıma gelmişti. Hem koluma hem de bacağıma fizik tedavi uygulandı. Bu kadar çabuk iyileşmemin en büyük nedeni erken teşhis olması, yaşımın çok genç olması ve sigara, alkol kullanmıyor olmam. Çok ağır bir hastalık geçirdim. Çok zor günler atlattım. Beynimde bir pıhtı oluştu. Sonrasında da buna bağlı olarak felç geçirdim. Doğru bir yerde erken müdahale ile eski sağlığıma kavuşabildim. Çok şükür şu anda sağlığım gayet iyi durumda. 1,5 sene daha ilaç tedavisine devam edeceğim. Şu anda normal biri hayatını nasıl yaşıyorsa ben de aynı şekilde yaşıyorum. Bunlar yaşanırken kızı Duru daha çok küçüktü ve o günlerde babasıyla tatildeydi. Küçük Duru'ya annesinin grip olduğunu söylediler. Hatta sık sık televizyonda haber olduğu için o günlerde Duru'ya asla televizyon izlettirmiyorlardı. Sonunda Emine Ün sağlığına kavuştu ve normal hayatına geri döndü. Güzel Yıldız ikinci evliliğini 2012 yılında iş insanı Tolga Karakaş'la yaptı. Bu evlilik 2021'e kadar sürebildi. İkinci evliliğini yaptığı 2012 yılında şarkıcılığa da başladı. Kural adlı teklisiyle sevenlerine seslendi. Nazar albümü de o günlerde çok beğenilmişti. Aslında geçmiş yıllarda müziğe ilgisi vardı. Hatta eğitim bile almıştı. Müzikten haber.com'a verdiği röportajda sunuculuk, oyunculuk ve modellik yaparken de yorumcu olmak, albüm yapmak gibi düşünceniz hep var mıydı sorusuna şöyle karşılık vermişti. Evet, o yıllarda da hep vardı ve 21 yaşımdayken Emel Şen Ocak'tan kısa bir süre şan eğitimi aldım. Fakat oyunculuk tüm vaktimi aldığı için o dönem bırakmak zorunda kaldım. Geçtiğimiz yıllarda İrem Derlen ve Meryem Banu Ergün'den tekrar şan eğitimime devam ettim. Şarkıcılık yolunda ikinci adımı 2014'te Nazar albümüyle attı. Ancak devamı gelmedi. 2006 yılında Sihirli Annem dizisinde Yosun karakterine hayat verdikten sonra oyunculuktan da uzak kalan Emine Ün, 2018'de Marco Paşa müzikalinde, 2019'da Süt Kardeşler'le oynayarak tiyatro severlerle buluştu. 2022'de Kadere Karşı adlı dizide Gazel karakteriyle çıktı karşımıza. Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi döneminde Emine Ün de annesini kaybetti. Hem Emine Ün hem de annesi Müzeyyen Hanım koronaya yakalanmıştı. Emine Ün atlattı ancak annesi ne yazık ki hastalığa yenik düştü. Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Emine Ün, Özlem Esra Adakul'un sunuculuğunu üstlendiği Pembe Masa programının konuğu oldu. Annesini koronavirüs nedeniyle kaybeden Emine Ün, programda duygusal anlar yaşadı. Güzel Yıldız şunları söyledi. Hiçbir zaman unutamayacağım, yüreğimde hep sızı olacak annem. Babam da keza öyle. Onu da çok uzak bir tarihte kaybetmedim. 3 yıl oldu.
İkisinin aynı anda yok olması zaten çok garip ve enteresan geliyor. Bazen uyanıyorum, sanki yaşıyorlarmış, varlarmış gibi. Sonra olmadığını tabii ki biliyorum. Ama annemin vefatının COVID-19 olacağı hiç aklıma gelmemişti. 2 yıl boyunca biz hep anneme koronavirüs bulaştıracağız diye korkardık. Ama annem bana geçirdi ve iyi ki geçirmiş diyorum. Çünkü onun o son zamanlarını hep birlikte geçirdik. O da bana hediye oldu. Lütfen çok dikkat etsin herkes. Bu hayati bir mesele. Emine Ün ve Emre Kınay çiftinin kızları Duru şimdilerde kocaman bir genç kız oldu. Annesiyle de ilişkileri çok iyi. Sabahtan İdil Demirel'e konuşan Yıldız, 2021 yılında şunları söylemişti. Duru 17 yaşında artık. Uyumlu, iyi huylu bir kızım var. Her anne kız arasında olan minik sürtüşmeleri saymazsak çok iyi geçiniriz. 27 yaşındaydım kızım dünyaya geldiğinde. O kadar keyif alarak yaşadım ki onun çocukluğunu. Hayatta bana farklı duygular yaşattı. Farklı dersler almamı sağladı. Çok keyifli vakit geçiriyoruz onunla. Kendi kararları, kendi duruşu olan bir kız. Ünlü çiftin kızı Duru güzelliğiyle de basının ilgisini çekiyor. Hem çok güzel hem de annesine çok benziyor. 2023 yılının Nisan ayında Nişantaşı'nda magazincilerle sohbet eden Emine Ün, Duru'nun babası Emre Kınay da sizin gibi oyuncu, kızınız da oyuncu olur mu sorusuna şöyle karşılık vermişti. Kızımın son senesi, üniversiteye gidecek, yurt dışına üniversite için gidecek, oyunculuğa sıcak bakmıyor, iyi yapımlardan teklif geldi ama hiç istemedi, farklı yönde ilerlemek istiyor. Annesi ve babası olarak ne isterse arkasındayız. Biz de Emine Ün'e kızıyla birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür diliyoruz.